2018 yılında Nisan aylarında halkımıza 1-2-3 termik santrali tarafından birer mektup gönderildi. Bu mektupta tapu sahiplerinin Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü'ne gelerek yerlerini, tapularını pazarlık usulüyle santrale devretmeleri isteniyor. İkizköy'ün Işıkdere Mahallesi yerlerini, tapularını Yeniköy Termik Santrali'ne devretti. Bu köyün oturduğu yer şu anda bütünüyle yıkılmakta. Artık orası elden çıkmış bulunuyor. Ama bunun yanı başındaki ormanlara sıra gelmiş durumda. Üç hafta öncesinde ormanımızda bir takım araçlar, bir takım insanlar gördük. Hemen soruşturduk, çobanlardan haberdar olduk. Ormanın damgalandığı söylendi, haberini aldık. Hemen bir dilekçe yazıp Orman Müdürlüğü'ne ilettik. Yeter gari faydası var ya, oruçmasınlar bizden ya. Yeter ya, buradan da insanların oruç olmaz ya. Bu ne ya? Bu ne? Bu göçüme kuşları gibi. Bu ne? Biz göçüyümüz. Bu ne? Bu kadar katliam ne yani? Bu ormanın katliamı ne ya? Araları dikmiş de babalarım sulamış. Babaları dikmiş de analarım sulamış bu işleri. Yazıklar olsun. Dur bakalım. Bu da şey yapma dur. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir şey yapalım. Yazıklar olsun. Biz ormanımızı, doğamızı, yaşamamızı, şeyimizi vermek istemiyoruz. Biz asla vermek istemiyoruz. Biz burada gerekirse 7-24 saat bekleyeceğiz, nöbet tutacağız. Yine de vermeyeceğiz yerlerimizi. Sahip çıkacağız. Bilmeyeceğiz. Direneceğiz. Hep birlikte. Tabii biz o gün gece sabaha kadar çocuklarla uyumadık. Ben hemen köylüleri haberdar ettim, dedim böyle durum bu şekilde. Sokağa çıkma yasağından tedirginiz, hani bu arada kesim olabilir. Herkes şeyde dursun diyerekten. Telefonlar herkes yanında, hani müdahale etmemiz gerekebilir, herkesin haberi olsun diyerekten bir haberleşme süreci yaşadık. Hemen akabinde sabahında çıktık. 7.30-8 gibi ben yine koyunlarımla beraber ortalığı bir kolaçan eleni ne yapmışlar ne yapmışlar. Çünkü geceliği orada geçirdi onlar. Yatmışlar kalkmışlar neyse vesaire, biz dediler. Biz dedim 10-15 gün sonra kesim yapmak istediğinizi söylüyorsunuz. Peki neden dedim burada kalıyorsunuz? Tankeri doldurup geldiler su tankerine traktörle. 5-6 tane araç. Bir tane dolu, bir kamyon dolusu eşya. Yani 10-15 gün sonra kesim olacak diyorsunuz ve şimdiden buradasınız dedik. Neden böyle? Biz dediler barakamızı kurup gideceğiz. Tamam, biz böyle bir sorunlu bölgeyi biz zaten kesim yapmak istemiyoruz diye söylediler. Şefimizi aradık, muhtarınızı aradık. Gelecek saat 8.30-9 gibi, siz de gelin madem derdinizi anlatın dediler bize. Sabahın erken saatlerinden beri ormanımız katledilmesin diye buradayız. Evet. Nöbetteyiz, bekliyoruz. Saatlerdir bizi, bunca insanı, 90 yaşındaki ninemizi, dedemizi, 23 Nisan'da bayramını kutlaması gerekirken burada ağacını, geleceğini koruyan çocuğumuzla birlikte bekliyoruz, bekletiliyoruz. Peki elimizdeki sonuç ne? Gelmiyorlar ve bizi dinlemiyorlar. Çünkü bizim davamızda biz haklıyız. Haklı olduğumuz için gelip bizimle karşı karşıya konuşamıyorlar. Biz hakkımızı sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Akbelen Ormanı bizimdir, bizim kalacak. Akbelen Ormanını vermeyeceğiz. Akbelen Ormanını vermeyeceğiz. Akbelen Ormanını vermeyeceğiz. Bu sefer Orman Müdürü'ne müracaat ettik. Orman Müdürü bize dilekçenin cevabını yazdığını, onayladığını, imzaladığını ve posta yoluyla gönderdiğini, bir iki gün içinde elimizde olabileceğini söyledi. Şu an beklemedeyiz. Hukuki süreci başlatmak istiyoruz. Hani olur cevabının şeyini erişebilirsek, cevabı alabilirsek hemen hukuki süreci başlatmak istiyoruz. Çünkü şurada önümüzde 10-15 günden bahsediliyor yani. Şirket tamamen burayı satın aldı, parasını bana ödedi. Burayı hemen damgasını yap, kesimini yap, bana devret diyor. Orman Müdürü bize bu şekilde söylüyor. O yüzden biz şu an hem tetikteyiz, hem direnişteyiz, hem de hukuk süreci başlatmak için bekliyoruz. Bu köylüler olarak yerlerimizi asla vermek,
istemiyoruz. Termik santrallerinin doğamıza verdiği zararların farkındayız. Bu münasebetle ormanların yok edilmesini istemiyoruz.